Milletvekillerim, değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli başkanlarım, Bursa'nın kıymetli vatanperver evlatları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında vatanımızı ve demokrasimizi korumak için 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden canlarını feda eden Türkiye yüzyılının kahramanlarına, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece gazilik payesini kazanan kahraman kardeşlerimize Rabbinden sağlık ve afiyet temennisinde bulunuyorum. Aziz hemşehrilerim, ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Diyerek tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olarak istikbalimizi yine beraberce inşa edeceğiz. 15 Temmuz Türkiye için milattır. 15 Temmuz'da anladı ki herkes, devletin de, vatanın da, ordunun da, polisin de tek sahibi millettir. 15 Temmuz tıpkı ceddimizin kahramanlıkları ve zaferleri gibi geleceğimizi aydınlatacak ve gençlerimize ışık tutacaktır. Milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destan asla unutulmayacak. 15 Temmuz'da ortaya koyduğumuz milli birlik ve dayanışma ruhu aynı yollara başvurmak isteyecek hainlerin ümitlerini söküp atmıştır. Şair diyor ya hani, fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır diye. İşte bu millet öyle bir millet ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısıyla düşünmeden tankların önüne kendini siper etti. Mermilerin üstüne tekbirlerle yürüdü. Bombaların yağdığı meydanlardan bir adım geri atmadı. Aziz milletimiz o gece adeta Çanakkale ruhuyla hainlere direndi ve FETÖ'nün işgal girişimi milletimizin iman dolu göğsünde söndürüldü. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı ısıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek milletimizin şeref ve istiklali için canlarını feda eden başta vatanımızın kahramanları 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Tekrardan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüzü tebrik ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 15 Temmuz'da milletimizin yardım destanı olduklarımıza ağır bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluk vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve yeteneklenmeyi şuurudur. İşte bu şuur bizim nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır olacaktır diyor. Konuşmaları yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mustafa Bot Bey'i huzurlarınıza arz ediyorum. Sevgili milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimiz, ilçe başkanları, il başkanları, Cumhuriyet Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz ve yargıda görev yapan değerli başkanlarımız ve sevgili milletimiz. Öncelikle burada tabii siyasilerimizin değerli temsilcileri de var. Hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü demokrasinin ve milli iradenin zaferi olan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü anmak üzere bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki hiçbir güç
milletin iradesinin üstünde değildir. Milletin iradesine karşı yapılan darbenin, ihanetin, milletin zaferiyle sonuçlandığı günü gerçekten anıyoruz ve 8 yıl önce şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnettarıyorum. İyi ki vardılar, iyi ki bu millet işte darbelere karşı nasıl bir dayanışma gösterdiğini o gece hep beraber gördük. Onun için o günkü o insanlara selam olsun huzurlarınızda. Bu vesileyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimizin korunması için canını feda eden tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize onları minnetle arıyorum. 15 Temmuz milletimizin demokrasiye olan bağlılığının ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma kararlılığının en somut göstergesidir. O gece milletimiz iradesine, haklarına ve özgürlüklerine yönelik hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, güçler ağırlığı ilkesine dayanan demokratik ve layık bir devlet hukuk devletidir. Bu ülke demokrasimizin teminatı ve güvencesidir aynı zamanda. Güçler ayrılığı yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olarak çalışması anlamına gelir. Ve bu denge özgürlüklerimizin ve adaletin de koruyucusudur. 15 Temmuz gecesi milletimiz aynı zamanda bu ilkenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Güçler ayrılığı sadece hukukun üstünlüğü değil, aynı zamanda bireylerin hak ve özgürlüklerinin de güvencesidir. Bu ülkeye sahip çıkmak, demokrasimize, adaletimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimizin kazanımları halkımızın refahı, eşitliği ve özgürlüğü için büyük önem taşımaktadır. Eğitimde, sağlıkta, sanayide ve teknolojide elde ettiğimiz başarılar demokratik ve layık bir düzenin meyveleridir. Bu kazanımlar milletimizin azmi, çalışkanlığı ve birlik ruhuyla elde edilmiştir. Bizler bu değerlere sahip çıkarak onları korumak ve geliştirmekle yükümlüyüz. Sevgili hemşehrilerim, bugün burada cumhuriyetimizi ve demokrasimizin temellerine saldıranlara karşı her zaman uyanık ve bilinçli olacağımızı ilan ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dün nasıl her türlü darbelere karşı çıktıysak, darbelere nasıl boyun eğmediysek, bugün ve yarın da asla boyun eğmeyecek demokrasiyi, adaleti, milletin egemenliğini ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde cumhuriyetle daha aydınlık yarınlara ulaşması dileğimle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz, değerli konuklar, o gece barikatları açarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimize selamlıyoruz. Millet sokakta istikrarını korurken milletin vekilleri de mecliste demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıktı. Şimdi Bursa milletvekillerimiz adına konuşmalarını yapmak üzere çok değerli vekilimiz Refik Özen Beyefendi huzurlarınızı arz ediyor. Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, belediye başkanlarımız, kıymetli hemşehrilerim, 15 Temmuz gecesi bu ülkenin işgaline karşı asil duruş sergileyen bu şehrin asil evlatları sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. 15 Temmuz demokrasi ve milli beraberlik günümüze hepiniz hoş geldiniz.
safhalar geçirdiniz. Değerli kardeşlerim, Ali Han'ın güzel bir sözü var. Soykırımı unutmayın diyor Ali Han. Unutulan soykırım tekrarlanır diyor. Geçtiğimiz hafta Bosna'daydım. Srebrenica soykırımını anma töreni vesilesiyle Adalet Bakanımızla birlikte oradaydık. Boşnak kardeşlerimizin sizlere 15 Temmuz gecesi bu asil duruşu sergileyen kıymetli hemşerilerime olan selamlarımı bu vesileyle iletmek istiyorum. Ve ben de diyorum ki yaşadığımız acıları unutamayız. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız. O yüzden 15 Temmuz gecesi ve bu akşam burada olmanız çok anlamlı. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Ve siz bütün dünyaya bir millet nasıl millet olunur? Nasıl bir diriliş ortaya konur? Bunu ortaya koydunuz. Bunu gösterdiniz. İçeriden dışarıdan zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu ülkeye, bu millete yakın siyasi tarihimizde çektirilen acıları ve çektirilenleri gayet yakinen iyi biliyoruz. Ve ilk defa 8 sene önce bu millet yeter dedi. Kurduğunuz oyunları bozuyoruz dedi. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısıyla meydanlara indi ve o hainlere fırsat vermedi. Allah hepinizden razı olsun. Bir gecede 250 şehit, 20 bin üzerinde gazi, bu millet, bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ve inşallah inşa ettiğimiz tam bağımsız Türkiye ile bundan sonra içerideki ve dışarıdaki hiçbir haine fırsat vermeyeceğiz. Sizin duanız ve desteğinizle. O geceyle alakalı belki çok şey anlatılabilir. Ama ben o geceyi de iyi anlattığına inandım. Nurullah Genç hocamızın bir şiiriyle inşallah huzurlarınızdan ayrılacağım. Isıraptır yiğidim azığımız, hicrandır. Mirasımız mahkumdur, masumdur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Firizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüz devreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak
Coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir. Uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi. İnfaz kaldı. Ufka bir bak ilerle. İnkılaba az kaldı. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Milletlerin tarihinde asla unutulmayan ve unutulmaması gereken günler vardır. Ne FETÖ'cü hainleri ihanetini ne de milletimizin topyekun gösterdiği duruşu asla unutmayacak ve unutulmayacağız. Yine 15 Temmuz gecesi kararlı duruşu ve iradesiyle hainlere geçit vermeyen Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'ı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, yargı teşkilatımızın kıymetli temsilcileri, saygıdeğer şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz, kıymetli ilçe belediye başkanım, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer Bursalı hemşehrilerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, milletin zaferinin 8. yıl dönümünde Bursa'nın 15 Temmuz meydanını dolduran siz kıymetli hemşehrilerimi en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli Bursa'lı hemşehrilerim, öncelikle o karanlık geceyi aydınlığa, sabahı felaha kavuşturan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece şehadeti göze alarak hainlere karşı mücadele eden kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin dışında ellerine bayraklarını alarak yollara çıkan, caddeleri, sokakları, meydanları dolduran vatan sevdalarına şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşehrilerim, 15 Temmuz her şeyden önce aziz milletimizin tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destandır. Ölümü korkuttuk, göğsümüzü bombalara siper ettik, tankların altına yatıp uçakların yağdırdığı bombalara tekbirlerle karşılık verdik. Salalarla, tekbirlerle meydanlı darbecilere, hainlere dar ettik. En nihayetinde kanla, şanla ve şerefle 15 Temmuz destanını yazdık. Kıymetli hemşehrilerim, bu yıl milletin zaferi temasıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde edilen 15 Temmuz zaferini her yönüyle anlatıyoruz. Bu bağlamda 15 Temmuz milletin zaferi, en başta bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Zira o karanlık gecede ülkemizin dört bir yanında sırt sırta vermiş, birbirine kenetlenmiş kocaman bir millet gördük. Öyle ki 15 Temmuz'da koskoca bir millet kıyama durmuştu. İşte bu kıyam ihanetle büyük bir işin de en önemli işaretiydi. Milletin zaferi bir diğer yönüyle eşi benzeri olmayan demokrasi zaferidir. Yıllarca darbelerle, muhtıralarla, bildirilerle, vesayet güçleriyle hizaya çekilen aziz milletimiz, kendisini hizaya çekmek isteyenleri yerle yeksan etmiştir. Aziz milletimiz, kendisini hesaba katmayanlara milli iradenin ne demek olduğunu en ağır şekilde göstermiş, adeta milli irade nefsi vermiştir. Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, üzerinden 8 yıl geçse de o gece yaşadıklarımız hafızalarımızda hala ürkün gibi canlılığını koruyor.
malumunuz bizler de 15 Temmuz'da Adana'da görevimizin başındaydık. Darbenin merkez üssü olan Ankara ve İstanbul'un dışında o gece Adana'da hareketli saatler yaşadık. Darbenin gelişiminin bertaraf edilmesi, hainlerin derdest edilmesi için ivedilikle müdahalelerde bulunduk. Özellikle İncirlik üssünün aktif biçimde kullanımını amaçlayan hainlere karşı aldığımız çeşitli tedbirler sözde sıkı yönetim komutanlığı işlevsiz hale getirdi. İncirlik özelliğinde yaptığımız hamlelerin benzerleri tüm kentlerimizde hayata geçirildi ve en nihayetinde gün ağrırken darbe planı boşa düşürüldü. Milletimizin milli ve manevi değerlerini kendileri ve hamileri istikametinde sömüren hainler topluluğunun gücü milletimizin çelikleşmiş iradesine çarparak bir gecede parçalandı. FETÖ'cü hainlerin 40 yıllık planı ve biriktirdiği güç milli irade karşısında bir gecede tarihin çöplüğündeki yerini aldı. Kıymetli hemşehrilerim, bu andan itibaren bize düşen görev darbe girişimini ve sonrasında milletimizin verdiği cevabı hatırlamaya, hatırlatmaya devam etmektir. Hainleri de kahramanlarımızı da unutmamak, unutturmamaktır. Bizler gözlerini kırpmadan şehadete kanatlanan Ömer Halis Demir'i, darbecilerin uçaklarına kalkmasın diye mahsulünü yakan kahraman kazanımları unutamayız. Şehadete yürüyen 252 şehidimizin her birini, ölümü korkutan gazilerimizin emsalsız mücadelelerini, velhasıl 15 Temmuz gecesinde yaşanan ve yaşadığımız hiçbir anı unutmadık, unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatıralarını ilelebet yaşatacağız. Şunu da aklımızdan asla çıkarmamalıyız. 15 Temmuz darbe girişimi milletimize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. O nedenle perde arkasında saklananları göstermek, onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak ve maskelerini düşürmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kıymetli Bursa'lı hemşehrilerim, biz tarihin akışına yön vermiş şanlı bir milletin mensuplarıyız. Dün olduğu gibi bugün de gücünü binlerce yıllık tarihinden, kültüründen, kadim medeniyetinden alan ve önünü yüzyıllık hedefler koyan bir milletiz. Gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iradesine beyan eden bir ülkeyiz. Bugün FETÖ'ye benzeri paralel devlet yapılanmalardan kurtulan milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde genç nüfusuyla ve çalışkan insanlarıyla Türkiye yüzyılını inşa etme iradesine sahiptir. Bizler de Bursa olarak Türkiye yüzyılı vizyonuna en büyük katkıyı sunacağız. Yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan Bursa'mız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Bursa'nın demokrasi ve milli birlik meydanından hep birlikte bir kez daha sesleniyoruz. Bu asil millet bu coğrafyada ilelebet sonsuza kadar var olacaktır. Bu aziz millet tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kendisini bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. Bu şanlı millet FETÖ oyunlarına, kumpaslarına ve benzeri hiçbir operasyona bu topraklarda izin vermeyecektir. Çanakkale ruhuyla hem dem olan bu millet her vesileyle tasada, kederde ve sevinçte birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini pekiştirmeyi sürdürecektir. Bu yüce millet asrın ihanetine imza atanları asla unutmayacak, hainlerin hak ettiği cezayı yüce Türk yargısından aldıklarına da şahitlik ediyoruz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de benzer şekilde ifade ettiği gibi
Allah milletimize bir daha 15 Temmuz'da yaşadığımız o karanlık geceyi yaşatmasın. Semalarımızdan ezanlarımızı, salamlarımızı dindirmesin. Bayrağımızı indirmesin. Vatanımızı, milletimizi ve devletimizi ilelebet payidar eylesin. Rabbim milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini daim eylesin. Bu sebeple birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirsin. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesini aydınlatan tüm şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. O gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Bu akşam Bursa'nın demokrasi meydanını dolduran vatan sevdalısı Bursa'da hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olunuz. Kitaplarından dinleyeceğiniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli var, sizi hemen uğurlamayacağız. Bildiğiniz üzere 15 Temmuz demokrasi ve milliyet birlik günü dolayısıyla 81 ilimizde Şanlı Sarıçağımızın koşusu gerçekleştirdik. Ve bu koşu Bursa ayağı az önce tamamlandı. Değerli sporcumuz, Şanlı Bayrağımızı temizli valimiz Mahmut Demirtaş'a takip edecekler. Buyursun efendim. Güçlü bir alkış rica ederim. Çok değerli varlığımız Mahmut Demirtaş, genç sporcumuza, dilin arasına, tüm sporcularımız adına belgesini takdim ediyor. Değerli varlığımıza çok teşekkür ediyorum. Yanımda alayım istersen.